Merhaba arkadaşlar, Kalacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle TYT denememizin çözümlerini yapacağız. Başlayalım. Şekilde demiş, dik dairesel silindir biçimindeki süt kovası uzun çizgilerle 5 eşit parçaya, daha sonra kısa çizgilerle her bir bölüm 4 eşit parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir. Toplam bakın kaç parça var arkadaşlar? 20 parça var. Hacmi 30 litre olan bu kova tam doluyken 3 tane özdeş demiş, pet şişeye su doldurulmuş ve kovadaki demiş resimdeki görünüm elde edilmiştir demiş. Buna göre bir tane pet şişenin hacmi kaç litredir demiş arkadaşlar. Bakın şimdi burada diyor ki hacmi 30 litre olan bu kova tam doluyken diyor 3 tane özdeş pet şişeye diyor su doldurulmuş ve kovada resimdeki görünüm elde edilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın o zaman 3 tane pet şişenin alacağı su şuradaki kadar. Çünkü bu kadar suyu kullanmış, geriye bu kadar arkadaşlar kalmış. Peki bu 20 parçanın arkadaşlar hacmi ne kadar? 30 litreye karşılık geliyor. Bir parçası o zaman kaç litredir? Bir parçası 1,5 litredir. 30 bölü 20'den bir parçası 1,5 litredir. Bakın şimdi şuraya bakın. Burası önce ne yapmıştı? 5 eşit parçaya bölmüştü. Bakın 1 şurası, 2 işte 3, 4, 5 eşit parçaya bölmüştü. Toplamda kaç parçamız var bizim? 20 parçamız var. Şurada bakın 4 parça buradan, 4 parça buradan, 8. Şuraya dikkat edin arkadaşlar bakın. Şurada kaç parça var bakın? 1, 2, 3 parça da burada var. Toplamda kaç parça? 11 parça. Peki benim 11 parçam arkadaşlar kaç litredir? 11 çarpı bir parçası 1,5'tu. 11 çarpı 1,5'tan ne yapar arkadaşlar? 16,5 yapar. Bu şimdi 3 tane pet şişenin aldığı suya eşitmiş. 16,5 arkadaşlar. 3'e böldüğümde ne bulurum? 5,5 bulurum. Doğru cevabım D şıkkıdır derim arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. A asal sayı olmak üzere 2 üzeri A eksi 1 biçimde yazılan sayılara mersenne sayılar denir. Örneğin demiş 2 üzeri 3 eksi 1, 2 üzeri 5 eksi 1 gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2 mersenne sayısının toplamı şeklinde yazılabilir demiş arkadaşlar. Bakın şuradan başlayayım ben isterseniz. 158 sayısı arkadaşlar bakın. Mesela 2 üzeri x eksi 1 ile 2 üzeri y eksi 1'in toplamı şeklinde yazılabiliyormuş. Şuradaki arkadaşlar bakın eksi 1 eksi 1 ne oldu? Eksi 2 attım sol tarafa 158 ile topladım ne oldu? 160 oldu. 160 2 üzeri x ile 2 üzeri y'nin ne olacak? Toplamı olacak. Buradan siz x gördüğünüz yere arkadaşlar 7 yazarsanız bakın 128. Y gördüğünüz yere de 5 yazarsanız 32 topladığım zaman 160'ı verir. Doğru cevabım E şıkkıdır derim arkadaşlar. Geldim 3. soruma. Şekil 1'de ağırlık merkezleri çakışık olan 2 adet kare veriliyor. Şekil 2'de bu iki karenin demiş. Kenarlarının orta noktaları birleştiriliyor. Şekil 2'de iki kare arasında oluşan 4 eş parça şekil 3'te olduğu gibi kendi içinde 2, 3, 4 parçaya ayrılıp son parça olduğu gibi bırakılıyor demiş. ABC bulundukları bölgelerin alanlarını göstermek üzere A bölü B artı C bölü D toplamı kaçtır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Bakın. Kendi içinde 2, 3, 4 eş parçaya ayrıldı dediği için şuradaki siz 2, 3, 4'ün neyine bakarsınız? Ekokuna bakarsınız. Bunun ekoku ne olur arkadaşlar? 12'dir. Yani şuradaki her bir parçayı 12 olarak aldığınızda A ne olur? 6. Bu 6. Şuraya arkadaşlar B'yi kaç parçaya biz bölmüştük? Bakın 3 parçaya bölmüştük. 12'yi siz 3'e böldüğünüzde bakın 4, 4, 4. Şuraya kaç parçaya bölmüştük? 4 parçaya bölmüştük. O zaman her birisi arkadaşlar burada ne olacak? 3 parça olacak. Yani 3, 3, 3 birim olacak. Şimdi A bölü B ne oldu o zaman? A 6. Bakın. A 6. B kaç? 4. C kaç arkadaşlar? 3. A bölü B diyor. Yani 6 bölü 4 mu olur arkadaşlar? 6 bölü 4 artı C bölü D demiş. 3 bölü D kaç arkadaşlar? Bakın 12. Evet. 3 bölü 12. Şimdi 6 bölü arkadaşlar 4 nedir? 3 bölü 2 artı 1 bölü ne olur? 4 mu olur? Şurada 2 ile sadeleştirdiniz. 2 ile genişlettiniz. 6 bir daha 7. 7 bölü 4 olarak doğru cevabı buluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Gelelim 4. sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen diyagramdaki dikdörtgen kutular içine demiş bakın. Kümesindeki rakamlar birer kez kullanılarak yerleştirilecektir. Kutulardaki rakamlara iki kutunun bağlı olduğu işlem uygulanacak
ve sonuç işlemin altındaki kutuda yer alan rakamı verecektir. Bu kurala göre ADE kutularındaki sayılar elde ediliyor ve bu kutulardaki sayıların toplamı en altta yazan 20 sayısını veriyor. ABC kutularında yazan sayıların çarpımı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim biz burada. Bakın şurada 6'yı bize vermiş. Buraya 6 vermişse arkadaşlar ben şuradaki C'yi 2, şuraya da 3 olarak düşünsem 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Daha sonra bakın. Şimdi şuraya dikkat edin. Şurası 20. Buradaki 20 ise arkadaşlar ben şuradaki A sayısını 8, şu D sayısını 7, E sayısını da 5 olarak düşün. Büyük sayılar arkadaşlar. Vereyim ki topladığım zaman bakın bunları 8, 7, 15, 5 daha ne olsun? 20 olsun. Siz şimdi burada bakın 8, 7, 5'i kullandınız. 8, 7, 5'i kullandınız. 2 ve 3'ü de arkadaşlar kullandınız. Geriye ne kaldı? 1 ile 4 kaldı. Ben şuraya arkadaşlar bakın. 4 olarak düşündüğümde 4 eksi 3'ten şurası da ne oldu arkadaşlar? Bakın 1. 1 ile 4'ü topladığınızda bakın şuradaki 1 ile 4'ü topladığınızda size 5'i veriyor. 6 ile arkadaşlar 1'i topladığınızda 7'yi veriyor bakın. 6 ile şuradaki 2'yi topladığınızda 8'i veriyor. Benden istediği ABC kutularında yazan sayıların çarpımı demiş. ABC'nin çarpımını arkadaşlar bizden istemiş. A dediğimiz 8, B dediğimiz arkadaşlar kaçtı? 4, C dediğimiz kaçtı bakın? 2 miydi arkadaşlar? C dediğimizde 2'ydi. Bunları çarptığımızda arkadaşlar bakın C burada. Çarptığımızda ne bulduk? 8, 4, 2, 8 kere 8 64 dedi. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim 5. sorumuza arkadaşlar. Ayşe Hanım demiş bir şirket kurmuş ve her ihtimale karşı 100.000 TL nakit parasını şirketin kasasına koymuştur. Ayşe Hanım'ın şirketi zarar ettiği için her yıl bu sermayesinin 2/5'ini zararı kapatmak için harcamıştır. Şimdi bakın 2/5'ini harcamışsa ne kadar kalır? 3/5'i kalır. 5. yılın sonunda Ayşe Hanım'ın kasasına kalan para miktarı kaç TL'dir? Şimdi bakın. Şuradaki 100.000 TL nedir? 10 üzeri arkadaşlar 5'tir. 1. yılın sonunda ne kadar parası kalır? 3/5'i arkadaşlar. Bunun 3/5'i bakın. Bana kalanı sorduğu için direkt 3/5'te çarparsam sürekli direkt kalanı bulmuş olursunuz. 1. yılın sonunda arkadaşlar bu. 2. yılın sonunda bir daha bunun 3/5'ini alıyorsunuz. 3.de bir daha 3/5'i, 5.de bir daha 3/5'i. O zaman burası arkadaşlar kaç olur? 5 olur. 10 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5 ol. Şu 10 üzeri 5'i parçalarsam bakın 5 çarpı 2 üzeri 5'tir. Yani 5 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimi yapayım. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Kuvvet ortak olarak yazılır. Doğru cevabımız C şıkkıdır derim. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. 3 basamaklı bir doğal sayının demiş. Yani ABC alalım. Birler ve yüzler basamağı yer değiştiğinde yani C ile arkadaşlar A yer değiştiğinde bakın. C, B, A yer değiştiğinde elde edilen sayı ilk sayıdan 396 eksik. Bakın ikisinin farkı 396'dır. Bu şart sağlayan 3 basamaklı rakamlar farklı kaç sayı yazılabilir? Burada dikkat etmenizi istediğim yer arkadaşlar bakın. Siz yer değiştirdiğinizde C, B, A sayısı 3 basamaklı olmayabilir. Mesela siz C sayısını arkadaşlar 0 aldığınızda B, A kalmış olur. Şurada B, A sayısı kalır. B, A 2 basamaklıya düşmüş olur. Bakın hani yer değiştirdiğinde de 3 basamaklı oluyor diyor belirtmedikçe C'yi siz 0 alabilirsiniz. Burayı çözümlediğimde arkadaşlar bakın. 100A artı 10B artı C eksi 100C eksi 10B eksi A eşittir 396. 10B'ler gider. 100A'dan A çıktı. 99A eksi 99C eşittir. 396. 99 parantezini aldım. A eksi C buradan 396. A eksi C buradan arkadaşlar kaç olur? 4 olur. Bundan sonra A eksi C 4 ise C'ye 0 verdiğinizde A 4 olur. Bakın C'ye 1 verdiğinizde 5. 2 verdiğinizde arkadaşlar 6. 3 verdiğinizde 7. 4 verdiğinizde arkadaşlar 8, 5 verdiğinizde ne oldu? 9 oldu. Kaç durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum var. Bakın burada 6 durum var. Peki siz şimdi ABC sayısı diyor. Ne demiş? Rakamları farklı demiş arkadaşlar. Rakamları farklı diyorsa benim kaç tane rakam var? 10 tane rakam var değil mi?
10 tane rakam mesela siz 4'te 0 arkadaşlar kullandığınızı düşünün. B yerine yazabileceğiniz kaç tane sayı kalır? 8 tane sayı kalır. E buradaki her bir 6 durum için 8 durum olur B sayısı. 6 kere 8'den doğru cevabı 48 olarak bulurum arkadaşlar. Gelelim 7. soruya arkadaşlar. Ne demiş? X, Y, Z vermiş. Hangisi doğrudur demiş. Şimdi şurada 18, 24, 36 bunların üstlerine eşitlemeye kalksak yani 25'in arkadaşlar 3. kuvvetinin 6. kuvveti olur. Burası. Şurası da arkadaşlar bakın 16'nın arkadaşlar 3. kuvvetinin hatta 4. kuvvetinin bakın 6. kuvveti olur. Şu da 7'nin 6. kuvvetinin 6. kuvveti olur. Şuradaki kuvvetler artık aynı. Şöyle düşünebilirim ben. X'i 25 üzeri 3, Y'yi 16 üzeri 4, Z'yi de 7 üzeri arkadaşlar 6 olarak düşünebilirim. Şimdi bakın şurası 25 5'in karesidir. 5'in karesinin küpünden 5 üzeri 6 buradan geldi arkadaşlar. Şurası 2 üzeri kaçtır bakın. 2 üzeri 4'ün 4. kuvvetinden 2 üzeri 16'dır. Şu ifadede 7 üzeri 6. Bir defa Z sayısı X'ten nedir arkadaşlar? Büyüktür. Bakın. Şuradaki Z sayısı X'ten büyüktür. Burada 7 üzeri 6, 2 üzeri 16. Bir defa arkadaşlar Z nedir? Hepsinden büyük olur. Z büyüktür. Kimden arkadaşlar bakın. Şurası 2 üzeri 16 demiş. Yani şimdi şununla bakın 6 ile 5 üzeri 6 ile 2 üzeri 16'yı şöyle karşılaştırın. 2 üzeri 16 mı büyük? 5 üzeri 6 mı büyük? Kuvvetlerini almaya uğraşmayın. Mesela 6'da şunu arkadaşlar benzetmek için neyle çarpmanız lazım mesela şunu? 3 çarpı 6 bile desek arkadaşlar bakın şöyle düşünün. 3 çarpı 6 desek burası 18 olur. 2 üzeri 18 olur. Şuradaki 16'yı ne yapar? Geçer. Şimdi dolayısıyla burada arkadaşlar Z kimden büyük olmalı? Bakın Z kimden büyük olmalı? Y'den. Y de kimden büyük olmalı? X'ten. Yani şurası arkadaşlar 8 gibi düşünün. 8 değil ama 8'e yakın ne var? Mesela 7 gibi düşünün. Yani şu 7 üzeri 6, şu da 5 üzeri 6. Hangisi daha büyük? Bakın 7 üzeri 6. Yani 2 üzeri 16 nedir? Daha büyüktür. Z büyük, Y büyük, X diyebilirim. Yani doğru cevabım ne olur? C şıkkı olur. Gelelim 8'in sorumu. Bir reel sayı sayı doğrusu üzerinde eşlendiği noktanın başlangıç noktasının uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. X sayısının mutlak değeri demiş. Bakın mutlak değer A ise X eşittir A'dır. X eşittir nedir? Eksi A'dır. Buna göre demiş denklemi sağlayan X reel sayıların toplamı kaçtır demiş. E şimdi burada biz şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şu ifadeyi X artı 2'nin mutlak değeri eksi 4. Bunun da mutlak değeri. Bölü mutlak değeri X eşittir 2. Bundan sonra içler dışlar ne yapabilirim? Çarpabilirim. İçler dışlar çarptığım zaman bakın şu çıktı. X artı 2'nin mutlak değeri eksi 4'ün mutlak değeri eşittir 2 tane mutlak değer X. E bu da arkadaşlar 2 içeri attığınızda 2X'in mutlak değerine eşittir. Bundan sonra biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İçlerini birbirine ya eşitliyorduk ya da birbirinin eksilisine eşitliyorduk. X artı 2'nin mutlak değeri eksi 4 ya 2X'e eşittir arkadaşlar ya da X artı 2'nin mutlak değeri eksi 4 eksi 2x'e eşittir. Buradan öbür tarafa attığımda bakın x artı 2'nin mutlak değeri eşittir. 2x artı 4 oldu. Bunu yine bir artırısına bir eksilisine eşitleyebilirsiniz. X buradan arkadaşlar ne olur? Eksi 2 olur. Bir de bunu eksilisine eşitleyelim. X artı 2 eşittir. Eksi 2x eksi 4'ten. Buradan 3x eşittir. Eksi 6x eşittir. Eksi 2. Bakın yine aynı değer geldiği için bir daha ortak almıyor. Şimdi geldim arkadaşlar bakın şuraya. Eksi 2x'e de ne yapabiliriz demiştik? Eşitleyebiliriz demiştik. X artı 2'nin mutlak değeri 4 eksi ne oldu? 2x oldu. Buradan x artı 2 eşittir. 4 eksi 2x'tir. Arkadaşlar bunu bu tarafa attım. 3x eşittir. 2'den x buradan ne olur? 2 bölü 3 olur. Ya da x artı 2 eşittir. Eksi 4 artı 2x'tir. X'i bu tarafa attınız. Bunu bu tarafa x eşittir 6'dır. Şimdi x eşittir 6 olamaz arkadaşlar. Sağlamasını arkadaşlar yaptığınız zaman bakın mesela şuraya 6 yazdınız. 12. 4 eksi 6'dan eksi 8 geldi. 4 eksi 6 devre eksi 12'den eksi 8 geldi. E negatif oldu. Mutlak değer dışarı negatif çıkamaz. Bunu almadık arkadaşlar. Şimdi benim sorum neydi? X reel sayıların toplamı kaçtır demişti. E bir tanesini eksi 2 buldum. Diğerinde 2 bölü 3 buldum. Eksi 6 artı 2'den eksi 4 bölü
3 olarak doğru cevabı buluruz arkadaşlar. Gelelim 9. soruya arkadaşlar. Ne demiş? Ne demiş? Yukarıda verilen demiş arkadaşlar bakın. Kutulardaki sayıların çarpımı 11 basamaklı bir sayı olduğuna göre A doğal sayısının alacağı değerler toplamı nedir? Şimdi 5 üzeri 5 çarpı 2 üzeri A çarpı 10 üzeri 3 çarpı şu 3200'ü siz 32 çarpı 10 üzeri 2 diye yazın. 32'yi de 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 2 diye yazabilirsiniz. Direkt yazalım isterseniz bakın. Şu şekilde. 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri ne oldu? 2 oldu. Şimdi değerli arkadaşlar 5 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'i çarparsam 3'ler aynıysa tabanlar çarpılır. 2 ile 5 çarptım o. 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 3 burada var. 10 üzeri 2 de burada var. Çarpı 2 üzeri A. Ne oldu? Tabanlar aynıysa 3'ler toplanır. 5 artı 3 8. 8 2 daha 10. 2 üzeri A çarpı 10 üzeri ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Bu sayı 11 basamaklıysa şu bana neyi gösteriyordu? 0 sayısını. Şurada kaç basamaklı olması lazım? Sayım 11 basamaklıysa 1 basamaklı olması lazım. 2 üzeri A 1 basamaklı ise o zaman A buradan doğal sayısı 0 alır, 1 alır, 2 alır, 3 alır. 4 olursa 2 üzeri 4 16 olur olmaz. En fazla 8 olur arkadaşlar 1 basamaklı. Bunların toplamını soruyor bana arkadaşlar. Bunların toplamında kaç olur? 6 olur. Doğru cevabım C şıkkıdır derim. Gelelim 10. soruya. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? X, Y, Z bir pozitif tam sayıdır. X, Y artı 3, Z tek sayıdır demiş. Bakın aşağısı çift sayı buna göre demiş. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakın şuradaki biz ikinciden başlayalım. Kuvvetleri ne yapıyorduk? Siliyorduk arkadaşlar. Yani Y artı Z eksi Z eşittir çiftmiş. Çift. Şimdi Z'ler zaten gitti. O zaman Y sayısı kesinlikle nedir arkadaşlar? Çifttir. Y sayısı çiftse bunun sonucu bakın şuradaki ifadenin sonucu tektir diyor. Yukarıdaki ifadenin sonucu tektir diyor. Y çiftse zaten X çarpı Y çifttir. O zaman 3Z'nin tek olması lazım. 3Z tekse Z buradan kesinlikle nedir? Tektir. Y çifttir. Z de tektir. Ama X belli mi arkadaşlar? Değil. Onun için X ile alakalı bir şey söyleyemeyeceğim için arkadaşlar X ile olan maddeleri ne yapın? Atın. Z eksi Y tek sayıdır demiş. Bakın Z sayısı zaten tekti. Z de Y sayısı da çifti. Tek de çiftin farkı tektir. Doğru cevabım arkadaşlar nedir? Yalnız 3'tür. Gelelim 11. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde elips içine yazılan sayı ile çemberlerin içine yazılan sayı arasında bir bağıntı vardır. Buna göre X hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar soru aslında çok basit. Rakamlarını bakın çarpın. 6 ile 4'ü çarpın 24. 3 ile 8'i çarpın 24. Şunları çarpın arkadaşlar. İçerideki sayıyı veriyor hep bakın. Bunların rakamlarını çarpın. 24, 24, 24, 24. O zaman bu da ne olacak? 24 olacak. A şıkkı olamaz. Neden? 1 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 arkadaşlar ne yapar? 18 yapar. Diğerlerinin hepsi arkadaşlar bakın rakamdan çarpın. 24 yapar. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 12. soruya. İşleminin sonucu hangisidir demiş. 54 üzeri 1 bölü 3. Şimdi bakın 54 sayısı arkadaşlar nedir? 27 çarpı 2. 27 çarpı 2. Şimdi 1 bölü 3 aslında bakın bu 54'ün küp kökü demek değil mi? 54'de 27 çarpı 2 dedim. Bunun küp kökü. Eksi. 16'da arkadaşlar 8 çarpı 2'dir bakın. 8 çarpı 2'nin küp köküdür. Bölü. 128 bakın. 64 çarpı 2'dir. 64 çarpı 2'nin küp köküdür. Şimdi burada bakın. 27 dışarı arkadaşlar ne diye çıkar? Küp kökünü alırsanız 3 diye çıkar. 3 çarpı küp kök 2 çıkmadı. Eksi 8 dışarı arkadaşlar neyin küpüdür 8? 2'nin 2 diye çıkar. 2 çarpı küp kök 2. Bölü arkadaşlar 64'ün küp kökü nedir? 4. 4 çarpı küp kök 2. 3 taneden 2 tanesi çıkarsa 1 tane küp kök 2 kalır. Bölü aşağıda da 4 tane küp kök 2 var. Küp kök 2'ler giderse ne kalır arkadaşlar en sade hali? 1 bölü 4 bulunur arkadaşlar. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza gelelim arkadaşlar. 13. sorumuzla devam edelim. Ne demiş bakın. Soru çok arkadaşlar sırıtıyor.
artı b'nin karesi nedir demiş. Küpler varsa bakın şurayı bir 3 ile çarpıp alt alta toplarsanız şöyle olur. A küp artı 3 tane a kare b artı 3 tane a b kare artı arkadaşlar b küp eşittir. 3 kere 20 60. 4 de burada 64. Şu ifade neyin açılımı mıdır? A artı b'nin arkadaşlar küpüdür. 64. 64 de 4'ün küpüdür. A artı b'ye buradan arkadaşlar 4 diyebilirim. A artı b'nin karesini soruyordu bana. 4'ün karesinden doğru cevabı 16 olarak buluruz arkadaşlar. Gelelim 14. soruya. Aritmatik ortalamayı tanımlamış. Bakın n tane sayın toplamının n'ye bölünmesiyle elde edilen değere bu sayıların aritmatik ortalaması denir. Bunları biliyorsunuz zaten siz. Toplayacağız. Kaç tane sayı varsa sayı adedine böleceğiz. ABC ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. ABC'nin aritmatik ortalaması 18'dir. Yani ABC'yi toplayıp 3'e bölünce 18 ise o zaman ABC toplamı arkadaşlar 3 ile çarptığım zaman 18 ne olur? 54 olur. A ile B'nin aritmatik ortalaması 12'dir. O zaman A ile B arkadaşlar bakın toplayıp 2'ye böldüğünüzde 12 ise o zaman toplamı ne olur? 24 olur. Şuradan B ile C'nin ortalaması yani B artı C'ye bölü 2 17 ise toplamı ne olur? 34 olur. B sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada arkadaşlar benden istediği bakın B sayısı. Şöyle yapabilirim ben burada. A artı B zaten kaçtır arkadaşlar? Şurada B artı C kaça eşitti arkadaşlar? 34'e eşitti. Şuradan farklı bir renk alayım. B artı C kaçtı arkadaşlar? 34. O zaman A sayım benim buradan ne olur? A sayısı 20 olur. A artı B 24 ise B sayısı arkadaşlar kaç olur bakın? A sayısı 20 ise B sayısına kaç kalır? 4 kalır. Doğru cevabım A şıkkıdır derim arkadaşlar. Geldim 15. soruya. Ne demiş? Yukarıda verilen 3x3 birim kareli tabloda her satırdaki sayıların toplamı sağındaki üçgende yazan sayıyı, sütunlarındaki sayıların toplamı altındaki üçgende yazan sayıyı göstermektir. 1'den 9'a kadar bakın olan rakamlar her biri bu kurala göre yerleştirdiğinde x kaç olur? Zaten yukarıda 9 tane kutucuk var arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar sadece bulmaca gibi yerleştireceksiniz. Başka bir şey yok. Buraya 1 gelsin. Buraya arkadaşlar bakın ne gelir? 4 gelsin. 8. Şurası topladığım zaman bakın ne oldu? 13 oldu. Aşağı doğru da arkadaşlar topladığım zaman 13 olacak. Şura mesela kaç olur arkadaşlar? 7. 7 versem buraya. Şuraya 22 olması için şuraya 6 versem arkadaşlar. Buraya 6 verdim. 1 verdim. Evet. Toplamı 6 artı 1 7. Şuraya kaç kalır arkadaşlar? 3 kalır. Şuranın 15 olması için bakın 9 4 13. X'e de ne kaldı bakın? 2 kalır. Yani deneyeceksiniz arkadaşlar zaten. Başka bir şansımız yok. Geldim 16. soruya. Bir dağ eteğinden boş olarak yola çıkan bir teleferik birinci duraktan bir yolcu aldıktan sonra sıradaki durakların her birinde teleferikte bulunan yolcuların iki katının bir eksiği kadar yolcu alıyor. Duraklarda yolcu indirmeyen teleferik tepeye geldiğinde 122 yolcusu olduğuna göre toplam kaç durak vardır? Birinci duraktan zaten bir yolcu aldı. İkinci duraktan iki katının arkadaşlar bir eksiğini alıyor diyor. İki kat, birin iki katının bir eksiği yine birdir. Bir de birinci duraktan almıştı. Toplamda iki yolcu oldu. Üçüncü durakta ikinin arkadaşlar bakın. İkinin iki katının bir eksiğini alıyor. İkinin iki katı dört. Bir eksiği üç. Üç yolcu aldı. İki de yukarıda vardı bakın. Şurada vardı. Toplam kaç yolcu mu oldu arkadaşlar? Beş. Dördüncü durakta 5'in 2 katının 1 eksiği kadar yolcu alıyorum. 2 katı 10, 1 eksiği 9. 9 yolcu aldım. 5 de vardı zaten. Ne oldu? 14. 5. durakta 14'ün 2 katının 1 eksiği arkadaşlar 27. 14'te yolcum vardı zaten. Topladım ne oldu? 41. 6. durakta 41'in 2 katının 1 eksiği 82 eksi 1'den 81 yolcu aldım. 41'de zaten vardı. Ne etti bakın? 122. Demek ki kaç durak var arkadaşlar burada? 6 durak vardır derim. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar 17. soruya. Ne demiş? Yukarıdaki grafikte demiş bakın. Yukarıdaki grafikte bir sinema salonunda aylara göre yerli ve yabancı film seyreden izleyici sayısına sütun grafiği vermiştir. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi Ağustos ayındaki yerli ve yabancı film seyreden izleyici sayısı ile Ağustos ayında yerli ve yabancı. Yerli ne kadar izlemiş? 9. Yabancı 10.
Film sayısıyla diyor. Seyreden izleyici sayısıyla. Yani 19. Şubat ayında arkadaşlar, Şubat ayında yerli ve yabancı film seyreden izleyicilerin toplamı 40 bindir. Şubat ayına bakıyorum arkadaşlar şuraya. 13 burada bakın. 13 burada. Şuradan da arkadaşlar kaç geliyor bakın. 8, 21. 19 burada, 21 de burada arkadaşlar. Topladığımda ikisinin ne oldu? 40 bin. Bu nedir? Doğrudur. Benden istediği neydi? Yanlış olan. 4 ay boyunca yerli film izleyen izleyici sayısı ortalaması. 4 ay boyunca yerli film izleyen. Şimdi yerli arkadaşlar. Şurada yerli hangisiydi? Şu beyaz olan bakın. 9 tane burada. 9 burada. Şurada arkadaşlar 6 tane. Şurada arkadaşlar 13 tane. Şurada arkadaşlar 11 tane. Topladığım zaman 15 arkadaşlar. Şurası 15, 28, 39 mu yaptı? 39 arkadaşlar 4'e böldüğümde ne yapar? 9 küsür yapar. Yabancı film izleyen izleyici ortalamasından azdır. Yabancıları toplayalım bakın. Yabancıları. Yabancılar da şunlar da bakın. Şurada kaç tane? 10 artı. Şurada kaç tane? 5. Şurada arkadaşlar kaç tane? 8. Şurada kaç tane arkadaşlar? 11. Topladığımızda arkadaşlar bu da 34. 10 ortalaması ne olur? 34'ü 4'e böldüğümde 8 küsür olur. Bu bundan azdır demiş. Yanlış. Fazladır. O zaman ikinci maddeme ne diyeceğim arkadaşlar? Yanlış diyeceğim. Yani 2'yi alacağım. Yanlış olarak. 4 ay boyunca yerli ve yabancı filmleri izleyenlerin sayısı Ağustos ve Kasım aylarında yerli film izleyen izleyici sayısının 5 kattır. 4 ay boyunca yerli ve yabancı filmleri izleyen sayısı diyor arkadaşlar. Şimdi kaç olur? Yani hepsinin toplamını soruyor bana. Değil mi? Şurada biz arkadaşlar ne yapmıştık? Toplamıştık sanki. 39 biriydi. 34 de biriydi. Topladığında ne olur? 73 olur. Bu arkadaşlar 73. Ağustos ve Kasım aylarında yerli film izleyen izleyici sayısının 5 kattı. Zaten 73 5'e bölünmeyeceği için zaten otomatikmen yanlış bir defa. Bakın isterseniz bakalım şuraya. Ağustos ve Kasım aylarında yerli film izleyen izleyici sayısı. Ağustos ayında yerli izleyen arkadaşlar 9. Diğeri neydi? Kasım ayıydı. Kasım ayında yerli film izleyen arkadaşlar 6. Topladım 15. 15'in 5 katı 75 yapar. Olmadı arkadaşlar. Demek ki doğru cevabım 2 ve 3 diyeceğim. Gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Arkadaşlarla resim ve heykel müzesi bileti almak isteyen Selva ve Kubilay. Eğer tek bir müzeye bilet alırlarsa bir bileti 50 lira verecekler. Eğer iki müzeye birden bilet alırlarsa kampanyadan yararlanarak İki müze için kişi başı 40 lira ödeyecekler. Selva X artı 4 arkadaşına sadece resim bileti, geri kalanlara ise kampanyalı bilet alıyor. Kubilay X artı 1 arkadaşına kampanyalı bilet, geri kalanlara ise sadece heykel müzesi bileti alıyor. Her ikisinin de aldığı bilet sayısı 17'şer tane olup ödedikleri toplam para birbirine eşit olduğuna göre Kubilay kaç tane kampanyasız heykel müzesi bileti almıştır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar yapacağım şey yine basit. Şöyle düşünelim. Her ikisi de 17'şer tane bilet alıyor. Şimdi Selva ne yapıyor bakın. X artı 4 tane arkadaşına sadece resim müzesi bileti alıyor. Değil mi? X artı 4'e sadece resim bileti. Bir tane bilet alırsa kaç lira diyordu? 50. Artı geri kalanlar ise kampanyalı bilet alıyor. Yani 40 liradan alıyor arkadaşlar. Toplam 17 kişi ise 17'den X artı 4'ü siz çıkarttığınızda arkadaşlar ne kalır geriye? 13 eksi X kalır. 13 eksi X kişiye de 40 liralık biletlerden ne yaptı? Aldı. Şimdi toplam para birbirine eşitmiş bakın. O zaman eşittir diyorum. Geldim kime? Kubilay'a. Kubilay X artı 1 arkadaşına kampanyalı bilet alıyor. Yani 40 liralık biletten X artı 1 kişiyi alıyor. Geri kalana da 50 liralık biletten alıyor. Geri kalan ne olur arkadaşlar? Siz 17'den X artı 1'i çıkartırsanız 16x kişi kalır. 16 eksi x. Burada şöyle bakın. Yaparsak şurada bakın 10'a bölelim. Yani hepsinden ne yapalım? Birer sıfır atalım. İçeri dağıtırsam 5'i buradan 5x artı 4 kere 5 20 artı 4 çarpı 13 eksi x'ten bakın. 26 52 eksi ne oldu? 4x oldu. Eşittir. 4x artı 4 artı 5 kere 16 80 eksi 5x yaptı. Geldim şuraya bakın. Buradan ne gelir? 84 eksi x gelir. Sağ tarafı toplarsam. Sol tarafı arkadaşlar topladığımda da
X artı ne gelir? 72 gelir. Eksi X atalım bu tarafa. Bunu da diğer tarafa arkadaşlar atarsam X buradan ne gelecek? 6 gelecek. Şimdi benden istediği neydi? Kubilay kaç tane kampanyasız heykel müzesi bileti almıştır demiş. Şimdi kimi soruyor? Kubilay'ı soruyor arkadaşlar. Kubilay kimdi? Burada kampanyasız kaç tane almıştı? 16 eksi X tane. Yani 16 eksi 6'dan kaç tane almıştır arkadaşlar? 10 tane almıştır. Geldim 19. soruma. Sadece inek, tavuk ve koyun bulunan bir çiftlikte inek olmayan 17 hayvan, tavuk olmayan 25 hayvan, koyun olmayan 22 hayvan vardır. Buna göre bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır? Şimdi bakın. İnek olmayan 17 hayvansa arkadaşlar kimdir bunlar? Tavuklarla koyunların toplamı 17 eşit. Tavuk olmayan diyor, koyunlarla ineklerin toplamı değil mi? İneklerle koyunların toplamı da 25. Koyun olmayan 22 hayvan var. O zaman ineklerle tavukların toplamı da arkadaşlar nedir? 22'dir. Biz bunları bakın taraf tarafa toplarsak 2 tane inek, tavuk, koyun 17, 25, 22 toplarsak arkadaşlar 64. 2'ye böldüğümde inek, tavuk, koyun toplamı ne olacak? 32 olacak arkadaşlar. Benden istediği tavuktu bakın. Tavuk sayısını istiyor. Şimdi bakın. Tavuk sayısını istiyorsa inekle koyunun toplamına bakın. İnekle koyun toplamı neydi? 25'ti. 25 artı tavuk eşittir 32 ise tavuk buradan kaç gelecek arkadaşlar? 7 gelecek. Gelelim bir diğer soruya. Bir A kasabı sattığı etin kilosuna %20'lik bir indirim yapıyor demiş. Ve satışlar iyi gitmeyince son fiyat üzerinden %10'luk bir indirim daha yapıyor. Başka bir B kasabı ise A kasabının ilk satış fiyatı ile aynı fiyata sattığı etin kilosuna %25 indirim yapıyor. Müşterilerin A kasabına gitmeye başlaması üzerine B kasabı ete yüzde kaç indirim daha yapmalıdır ki etin satış fiyatı A kasabındaki etin satış fiyatı ile aynı olsun. Şöyle düşünün. A kasabı B kasabı. A kasabı ikisinin de başlangıç fiyatları aynı. 100 lira, B kasabı da 100 liraya satıyor. A kasabı ilk başta %20'lik indirim uyguladı. %20, 20 lira indirdiniz, 80'e düştünüz. Sonra son fiyat üzerinden %10 daha düştünüz. 80'in 10'da 1'i yani %10'u nedir? 8. 8 daha düşersem kaça düştüm arkadaşlar? 72'ye. Bu ise başlangıçta %25 indirim yapıyordu. B kasabı kaça satıyor? 75'e. Kaça satmak isteyecek? 72'ye. Kaç lira düşecek? 3 lira düşecek. Kaç lirada 3 lira düşecek? 75 lirada. 75 lirada 3 lira indirim olursa %x'tir derim arkadaşlar. Ne var burada? Doğru orantı var bakın. O zaman ne olur buradan bakın. 75x eşittir 3 çarpı 100. X buradan ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Demek ki %4'lük bir indirim yaparsa diğeriyle aynı olur derim arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar sıradaki 21. soruya. Ne demiş? Bir lastik çekip uzatıldığında boyu %A artıyor. Çekilmeden önce 60 santim olan lastiğin boyu çekildikten sonra 174 santim oluyorsa A kaçtır demiş. Şimdi bakın. Lastiğin boyunu şöyle düşün. Çekilmeden önce 60 santimmiş. Uzatıldığında boyu %A artıyor. 60'ın %A'sı kadar artıyor. 60 hali 174'e eşitmiş. 60'ı çıkarttım bakın. 60 çarpı A bölü 100. 60'ı diğer tarafa attınız. 114. Şuradan sıfırlar ne yaptı arkadaşlar? Bakın. Gitti. Sağa değiştirirsem 114 arkadaşlar. 6. 2'ye bölsem mesela şuradan 3. Bölelim. 6. 2'ye bölsem 3. 2'ye bölsem ne oldu? 5. 3'e bölsem arkadaşlar şunu 1. 3'e bölsem 114. 3'e bölünür mü? Bölünür. Kaç olur? 38. 38 çarpı 5'tir. 38 çarpı 5. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 190 bulunur. Gelelim 22. soruya. Yıllık enflasyonun %20 olduğu bir dönemde memur maaşlarına 6 ayda bir %20 zam yapılmıştır. Yıl sonunda memur alım gücünde nasıl bir değişim olur? Bakın, memurun maaşı ilk başta 100 lira. 6 ay sonra %20 koydu. 120 liraya çıktı. 20 lira koydu bakın. İkinci 6 ay sonunda 120'nin %20'si arkadaşlar. Bakın 120'nin %20'si ne yapar? 24 daha ne yapacak? Koyacak üstüne. Ne oldu memurun maaşı? 144 lira gibi düşünün. Mesela
Aldığımız ürün arkadaşlar, aldığımız ürün kaç lira olsun ilk başta? 100 lira olsun. 100 lira olsun. Burada arkadaşlar enflasyon neydi? %20 idi. 100 liralık bir ürün oldu 120 lira. Sizin cebinizde ne kadar var sene sonunda? 144 lira. Aradaki fark ne kadar? 20 lira. Enflasyon karşısında 120'de arkadaşlar ne kadarlık arkadaşlar bir karınız var? 24. O zaman 144'te arkadaşlar ya da yüzde kaç mı diyordu? Yüzde kaç diye soruyordu arkadaşlar. O zaman yüzdesini buradan rahatlıkla bulabilirim. 120'de 24 karım varsa yüzde x'tir derim arkadaşlar. Yani 100 çarpı 24 eşittir 120 çarpı x'tir dedim. Şuradan arkadaşlar sadeleştirmem yaptım. Bakın gitti 2, 1. X buradan ne olur? 20 olur. Yani %20 ne yapar arkadaşlar? Artar diyebilirim. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Şimdi geldik 23. arkadaşlar sorumuza. Çevresi 400 metre olan şekildeki O merkezli dairesel pist üzerinde Teoman A, Aybars B noktasındadır demiş. Aynı anda harekete başlayan Teoman dakikada 8 metre, Aybars dakikada 6 metre hızla ok yönünde yürümektedir. Buna göre Teoman Aybars'a kaç dakika sonra yetişir? Bunlar aynı yöne gidiyorsa arkadaşlar bakın. Şu aradaki mesafemiz nedir? 90 derece. 360'ın arkadaşlar 4'te 1'idir. O zaman 400'ü 4'e böldüğümüzde demek ki şu aralarındaki mesafe 100 metre. Şöyle düşüneceksiniz. Bu arkadaşlar buradan bu tarafa gidiyor. Bu da buradan bu tarafa gidiyor. İkisinin arasındaki mesafe 100 metre. Bunun hızı 8'di. Bunun hızı da 6'ydı. Ne yapıyorduk? Hızlarını çıkartıp süreyle çarptığımızda bize neyi veriyordu? Yolu veriyordu arkadaşlar. 2T 100 ise T buradan arkadaşlar ne oldu? 50 oldu. Demek ki 50 dakika sonra diğerine yetişir diyebilirim. Geldim arkadaşlar 24. sorumuza. Bir kapta bulunan tuz su karışımının ağırlıkça tuz oranı %40'tır. Bu karışıma tuz oranı %50'ye yükseltmek için m gram tuz ekleniyor. Ya da başlangıçtaki karışımın tuz oranını %30 yapmak için n gram su ekleniyor. M bölü n oranı kaçtır demiş. Burada bakın. Başlangıçta x gram arkadaşlar karışımımız olsun. %40 ne olsun? Tuz olsun. Buna mesela ben ne yaptım? M gram arkadaşlar. M gram. Ne ekledik bakın. Tuz oranı %50'ye yükseltmek için m gram tuz ekleniyor. M gram sadece tuz eklediğim için tuzun ne kadarı tuzdur? %100'ü tuzdur. Toplam karışım ne kadar etti? X artı m yaptı. Tuz yüzdesi ne oldu? 50 oldu arkadaşlar. Şuradan sıfırları atalım. Daha sonra bunlara ne yapıyorduk bakın hatırlayın. Alt alta çarpıyorduk. 4x artı 10m eşittir 5x artı 5m. Buradan ne gelir? 5m eşittir x. X buradan 5m'ye eşit oldu. Ya da ne yapıyorduk arkadaşlar bakın. Ya da diyordu başlangıçtaki karışımın tuz oranı. Başlangıçtaki karışım x gramdı. %40'ı mıydı arkadaşlar? %40'ı tuzdu. Başlangıçtaki karışımın tuz oranı %30 yapmak için n gram su ekleniyor. Siz arkadaşlar sadece su ekliyorsunuz. Suyun içinde tuz olmadığı için tuz yüzdesi ne oldu? 0 oldu. Toplam karışımınız x artı n. Tuz yüzdeniz ne oldu? %30. Alt alta çarptığımızda zaten n ile 0'ın çarpımı gitti 0. Şuradan sıfırları atabilirsiniz. Buradan 4x eşittir 3x artı 3n. Buradan arkadaşlar x eşittir ne gelecek? 3n gelecek arkadaşlar. O zaman x eşittir 5m, x eşittir 3n ise 3n eşittir 5m. M bölü neyi soruyordu? M bölü arkadaşlar n de buradan ne gelecek? 3 bölü 5 gelecek. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar 25. soruya devam edersek bir f fonksiyonu vermiş. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere. Fx eşittir x kare eksi 8x artı 6 olmak üzere gx eşittir mutlak değer fx eksi 8 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarz fonksiyon grafiğini bulma işlemlerinde gx fonksiyonu fx fonksiyona bağlı olduğu için iki tane yöntemden bahsedebiliriz. Birincisi biz kendimiz fx fonksiyonun grafiğini çizeriz. Daha sonra sırasıyla burada uyguladığı işlemleri yaparak gx fonksiyona geçmiş oluruz. İkincisi de grafiklerdeki verdiği noktaları yerine yazarak hangisini sağlayıp sağlamadığına bakarım. Bu iki yöntem ikisini de yapabiliriz.
Şimdi birincisi, fonksiyonun grafiğini kendimiz çizdiğimizde, f(x) fonksiyonunun grafiğini çizersek, bize f(x) fonksiyonu şu şekilde vermiş. F(x) eşittir x kare eksi 8x artı 6 olmuş olacak. Şimdi buradan x eşittir 0 için y eksenini kestiği noktalara baktığımızda, x'e 0 verirsek y buradan 6 gelmiş olacak. İkincisi, y eşittir 0 için x eksenini kestiği noktalara bakarsak, çarpımlar artı 6, toplamları eksi 8 olacak şekilde iki tane ifade yok. Burada denklemin köklerini 2 ve 6 vermiş. X'lerini 2 ve x'lerini 6 yazdığımızda zaten x kare eksi 8x artı 6 denklemini elde edemeyiz. O yüzden A, B, E şıkları yanlış olmuş olacak. Dediğim gibi x eksenini kesen noktalar 2 ve 6 değil. Yani bu denklemin kökleri 2 ve 6 olmadığı için A, B ve E şıkları zaten elendi. Şimdi tepe noktasına bakarsam, tepe noktası için x eşittir R eksi B bölü 2A'dan eksi 8 bölü 2'den tepe noktasının x'i yani R'si 4 olacak. Y'si, K'sı da x gördüğümüz her yere 4 yazdığımızda 16 eksi 32 artı 6 daha eksi 10 olmuş olacak. Yani tepe noktası da 4'e eksi 10'muş. X karenin katsayısı 1 yani 0'dan büyük olduğu için parabolün kolları yukarıya doğru olmuş olacak. Biz şimdi kendimiz bu fx fonksiyonun grafiğini çizdiğimizde fx fonksiyonun grafiği x eşittir 0 için y eşittir 6 idi. 6'dan geçecek. Tepe noktası 4'e eksi 10'du. Ve tepe noktası da burası olmuş olacak. Köklerini bilmediğimiz için kökleri dursun. Fx fonksiyonun grafiği yaklaşık şöyle bir grafik olmuş olur. Fx fonksiyonun grafiği buydu. Şimdi fx fonksiyonun grafiğini bulduktan sonra gx'i bulabilmek için sırasıyla buradaki işlemleri uygularsam. Önce diyor ki fx'i mutlak değer içerisine al. Bir fx fonksiyonu mutlak değer içerisine aldığımızda x ekseninin altındaki kısımlar negatif olacağı için olmayacak. Dolayısıyla bu negatif kısımlar pozitife döneceği için mutlak değerden dolayı aynısını simetriğini yukarıya doğru taşımış olacağız. Yani mutlak değer fx fonksiyonu grafiği de negatif kısmın pozitif kısma taşınmasıyla olmuş olur. Şöyle bir grafiğimiz olmuş olur. Tepe noktası 4'e eksi 10'du. Artık yeni noktamız 4'e 10 olmuş oldu. Şöyle bir grafik meydana gelmiş olacak. Mutlak değer fx'in grafiğinde ise. Mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği ise bu olmuş oldu. Şimdi diyor ki bu noktaları eksi 8 uygulayacağım. Yani bu noktaları y ekseninde 8 birim aşağıya indir diyor. Bu noktaları y ekseninde 8 birim aşağıya indirdiğimizde, onu 8 birim aşağıya indirdiğimizde 2'ye düşmüş olacak. 6'yı 8 birim aşağıya indirdiğimizde eksi 2'ye düşmüş olacak. Zaten 2'ye ve eksi 2'ye inen tek grafiğimiz C olduğu için C şıkkı kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Devam ettirdiğimizde mesela köklerimiz sıfırlayan noktalarda x eşittir y eşittir 0 olduğu noktalarda 8 birim aşağı indirdiğimizde buralarda eksi 8'e inmiş olur. Köklerimiz şöyle olmuş olacak. Bir şurada bir kökümüz var. Bir şurada kökümüz var. X eşittir 2 tepe noktamızdı. 4'e 2 olmuş olacak. Aslında bizim grafiğimiz dediğim gibi bu şekilde bir grafik olmuş olur. Böyle bir grafik olmuş olacak. İkinci bir yöntemde dedik ki noktaları yerine yazarak işlemi sonucuna gidebiliriz dedik. Mesela x eşittir 2 için x yerine 2 yazarsak fx fonksiyonunda x yerine 2 yazdığımızda 4, 6 daha 10, 10 eksi 16'dan eksi 6, eksi 6 dışarıya 6 olarak çıkacak. 6, eksi 8 daha eksi 2 olur. Ama eksi eşittir 2 için kaçtan geçmiş? 0'dan geçmiş. Olmaz. Yine eksi eşittir 2 için sonucumuz eksi 2 idi. Bu da olmamış olacak. İşte x eşittir 2 iç baktığımız zaman tepe noktalarını vermemiş ama burada mesela tepe noktasını biz 4 olarak bulmuştuk. 4 iken 2 midir diye baktığımızda x yerine 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16 eksi 32 artı 6 buradan eksi 10 gelecek.
Eksi 10 dışarıya 10 diye çıktı. 10 eksi 8'den 2. X eşittir 2 de olmuş oldu. Ama diyor ki köklerden sonra grafiğimiz sabittir diyor. Hayır, köklerden sonra grafiğin sabit olduğunu bilmiyoruz. Yani şuralarda mesela eksi 5, eksi 7, eksi 3 gibi değerlerde hep 0 olması lazım ki bu da sağlamamış olur. X eşittir 2 de yine 0 olmamıştı. Bu da gitmiş oldu. Dediğimiz gibi değerleri yerine yazdığımızda hangi şık sağlıyor? Onun üzerinden de bu soruyu çözebiliriz. Şimdi 26. sorumuzda ise diyor ki sarı ve kırmızı topların bulunduğu bir kutuda toplam 15 tane top vardır. Bu kutudan rastgele seçilen iki topun farklı renkte olma olasılığı 12 bölü 35 olduğuna göre torbada kaç adet sarı top olabilir diyor. Diyelim ki sarı topların adedi x olmuş olsun, kırmızı topların adedi ise toplamda 15 tane top varsa 15 eksi x şeklinde olmuş olacak. Şimdi diyelim ki ilk seçtiğimiz top sarı gelmiş olsun. 15 taneden x tane sarının gelmesi x bölü 15 çarpı ikinci seçtiğimiz top farklı renk olduğu için kırmızıdan gelecek. 15 eksi x tane kırmızı top vardı. Şimdi 15 tane toptan bir tanesini seçmiştim. Geriye 14 tane top kaldı. Çarpı 14 olacak. Şimdi bir de bunların kendi arasında yer değiştirmesi var. Birinci sarı, ikinci kırmızı olabildiği gibi birinci kırmızı, ikinci sarı olabilir. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi çarpı 2 olmuş olacak. Bu da eşittir 12 bölü 35'miş. Şimdi burayı sadeleştirdiğimizde 5'e böldüğümüzde 3, 5'e böldüğümüzde 7, 7'ler birbirini götürmüş oldu. Buradan isterseler çarpma yaptığımızda x çarpı 15 eksi x eşittir 3 çarpı 12'den 36 olmuş olacak. Yani x yerine öyle bir değer yazmam lazım ki x çarpı 15 eksi x eşittir 36 olsun. Buradan sonra ikinci dereceden denklem çözümüne de gidiş yapabiliriz ama şıklardan gittiğimizde daha kısa sürecektir. Mesela A şıkkına baktığımızda x yerine 3 yazdığımızda 3 çarpı 15 eksi 3'ten 12 eşittir 36 sağladı mı? Sağladı. A olabilir. X yerine 4 yazarsak 4 çarpı 11 44 olur. Olmaz. X yerine 7 yazarsak 7 çarpı 8 56 olur. Olmaz. X yerine 10 yazarsak 10 çarpı 5'ten 50 olur. Olmaz. X yerine 13 yazarsak 13 çarpı 2'den 26 olur. Olmaz. Demek ki x yerine 3 yazabilirmişiz. Yani 3 tane sarı top olabilirmiş. 27. sorumuzda ise şekilde y eşittir 20 eksi x kare ve y eşittir 15 eksi x kare fonksiyonların grafikleri verilmiştir. BC ve OX birbirine paralel olduğuna göre BC doğru parçası y eşittir 15 eksi x parabolün tepe noktasına teğettir diyor. Buna göre AB eşittir AC olduğuna göre alan ABC kaç birimdir demiş. Şimdi burada parabollerin tepe noktalarına baktığımızda şimdi y eşittir 20 eksi x kare r'si bunun eksi b bölü k'dan 0 gelecek. R'si 0 ise k'sı x yerine 0 yazdığımızda 20 olmuş olur. Yani şuradaki noktamız a noktamız bizim 20'ymiş. Ki zaten bunlar x eşittir 0 üzerinde tepe noktası. Burada tepe noktası y eşittir 15 eksi x'in tepe noktasını bulursam eksi b bölü k'dan R'si yine 0. R'si 0 yani x'i 0 olduğu için x yerine 0 yazarsak burası 15 olmuş olacak. Şuradaki noktamız ise bizim 15'miş. 20'den 15'i çıkarttığımızda yüksekliğimizi bizim 5 birim olarak bulmuş olacağız. Şimdi AB ve AC birbirine eşitmiş. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende inlen dikme tabanı iki eş parçaya bölüyordu ki zaten burada simetri ekseniydi bizim tepe noktalarımız. Dolayısıyla BH uzunluğu ile HC uzunluğu birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi buradaki par uzunluğu bulursak şuradaki uzunluğumuza diyelim ki A noktası olmuş olsun. Kırmızı olan grafik 15 eksi x kare grafiği olduğu için 20 eksi a kare eşittir. Buraya A yazdığımızda kaça gitmiş? 15'e gitmiş. Eşittir 15. A kare eşittir 5 ise A eşittir buradan kök 5 olacak. Yani şuradaki ifademiz bizim kök 5'miş. Yine aynı şekilde simetri olduğu için burası da eksi kök 5 olmuş olur. Şimdi alana baktığımızda eksi kök 5 ile kök 5 arasındaki mesafe 2 kök 5
çarpı yükseklik. Yüksekliğimizi 20 eksi 15'ten 5 bulmuştuk. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Demek ki buradaki alanımız 5 kök 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi 28. sorumuzda ise px eşittir x üzeri 64 eksi 1 polinomu veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi px polinomunu tam bölmez diyor. Bölen kalan ilişkisinde polinom bölen polinomu sıfıra eşitleyip x değerini yazacağımız değeri buluyorduk. Eğer tam bölünen diyorsa bu bulduğumuz x değerini yazdığımızda sonucun sıfır olması lazım. Şimdi a şıkkına bakarsak x eksi 1'i sıfıra eşitlersek x eşittir 1. X eşittir 1 için p1'imiz bakalım ne olacak? X'leri 1 yazarsak 1 üzeri 64, 1. 1 eksi 1'den burası 0 olur. Tam bölünebilmesi için sonucun 0 olması lazımdı. Demek ki bu olabilir. Şimdi B'ye baktığımız zaman X artı 1'i 0'a eşitlediğimizde X eşittir eksi 1 gelmiş olacak. P eksi 1'e bakarsak eksi 1'in 64. kuvveti 1. 1 eksi 1'den 0 olur. Demek ki bu da tam bölünür. X kare eksi 1'i, x kare artı 1'i sıfıra eşitlediğimizde x kare eşittir, eksi 1. X kare gördüğümüz her yeri eksi 1 yazacağız. X üzeri 64, x karenin 32. kuvveti şeklinde yazarsak, x kare eksi 1'di, eksi 1'in 32. kuvveti 1. 1 eksi 1'den burası da 0 gelir, bu da tam bölünür. X üzeri 4 artı 1'i sıfıra eşitlersek x üzeri 4 eşittir eksi 1. Yani x üzeri 4 gördüğümüz her yere eksi 1 yazacağız. X üzeri 64'ü x üzeri 4'ün 16. kuvveti şeklinde yazarsak x üzeri 4 eksi 1'di. Eksi 1'in 16. kuvveti 1. 1 eksi 1'den bu da 0 gelmiş olur. X üzeri 6 artı 1'i sıfıra eşitlersek x üzeri 6 eşittir eksi 1. X üzeri 64'ü x üzeri 6'nın kuvvetlerine göre yazamayız. İllaki bir kalan gelecektir. O yüzden bu ifade tam bölünmemiş olur. Şimdi 29. sorumuza baktığımızda diyor ki a sayısı 2 ile tam bölünür. X öyle bir sayı ki x 2 ile tam bölünür. B kümesi ise x öyle bir sayı ki 3 ile tam bölünür. C kümesi ise x öyle bir sayı ki x 4 ile tam bölünür. D, x öyle bir sayı ki x 5 ile tam bölünür. Yukarıda verilen kümelere göre aşağıdakilerden hangisi A kesişim D fark B kesişim C kümesinin bir elemanıdır diyor. Şimdi A kesişim D'ye baktığımızda A 2 ile D ise 5 ile bölünebiliyordu. Demek ki x hem 2'ye hem de 5'e bölünen bir sayı olacak. Dolayısıyla x öyle bir sayı ki x 2 çarpı 5'ten 10 ile tam bölünmesi lazım. Buradan bu geldi. B kesişim C'ye baktığımızda B 3 ile C 4 ile tam bölünüyor. Demek ki kesişim olabilmesi için hem 3'ün hem de 4'ün katları olması lazım. X öyle bir sayı ki X hem 3'ün hem de 4'ün ortak katı 12. X 12 ile tam bölünmesi lazım. Şimdi buradan A kesişim D'ye baktığımızda 10 ile tam bölünüyorsa 10, işte 20, 30, 40, 50, 60 bu şekilde sonsuza kadar gidecek. 12 ile tam bölünüyorsa 12, 24, 36, 48, işte 60 bu şekilde sonsuza kadar giden bir sayı olmuş olacak. A kesişim D'nin B kesişim C kümesinden farkı diyor. Şimdi 120'ye baktığımızda 120 burada onun katlarında var. 12'nin katlarında 120 var. A'da da D'de de ikisinde de olduğu için demek ki bu farklı değil. 125, zaten A kesişim D kümesinde 125 diye bir eleman yok. Bu olamaz. 160, A kesişim B'de 160 var. B kesişim C'ye baktığımız zaman 160 12'nin katları mıdır diye baktığımızda burada olmuş olacak. 160'ı 12'ye böldüğümüz zaman yani 160 12'ye tam bölünmüyor. 160 A kesişim D'de varken B kesişim C'de olmayan bir küme eleman. O yüzden bu fark 160 olabilir. 180'e baktığımızda A kesişim D'de 180 var. B kesişim C'de de 180 var. İkisi birbirinden farklı değil. Bu da gitti. 196 zaten A kesişim D kümesinde 196 yoktu onun katlarında. O yüzden bu zaten olmamış olacak. A kesim D'nin elemanları 10'dan başlayıp onun katlarında sonsuza kadar gidiyor. B kesim C'nin
Kesişim kümesi ise 12, 24, 30 saat şeklinde 12'nin katlarında gidiyor. Onun katlarında olup 12'nin katlarında olmayan elemanı arayacağım. Bu da sadece 160 ile sağlamış olur. Şimdi 30. sorumuzda ise diyor ki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan ABC eşkenar üçgeni biçimdeki karton önce ED boyunca kesilip kesilen küçük parça atıldıktan sonra C köşesi BH üzerindeki C üstü noktasına gelecek biçimde katlanıyor. İşte bir 3 aşamadan oluşan bir şekil vermiş. Bu şekile göre BC eşittir 16, BD eşittir 12. Son durumda oluşan D ile C üstü noktaları arasındaki uzaklık, yani bize X'i soruyor. Şimdi demişti ki ABC bir eşkenar üçgen. ABC bir eşkenar üçgense bütün açıları 60 derece olmuş olacak. 60, 60 ve 60 olan bir üçgen. Dolayısıyla buradaki açımız bizim 30 olarak kalmış oldu. Tüm uzunluğumuz 16 idi. BD 12 ise DA'ya 16 olabilmesi için 4 kaldı. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı olduğu için 8. 60'ın karşısı ise 4 kök 3 olmuş olacak. 30-60-90 üçgeninde 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A, 60'ın karşısı ise A kök 3 şeklinde bulunuyordu. Şimdi buradaki ifadeyi şu şekilde uzattığımızda 90 burası 60'tı. O zaman burasına yine 30 kalmış olacak. Burası 90 derece. Zaten şuradaki uzunluğu bize bu C parçası olduğu için şuradaki açımız yine bizim 60 derece olmuş olacak. DE uzunluğuna baktığımız zaman AB, AE uzunluğu 8'di. Dolayısıyla E ve C üstü uzunluğumuz da bizim 16 olabilmesi için 8 olmuş olacak. 90'ın karşısı 8 ise şurası 30 ise 30'un karşısı 4 olmuş olacak. 60'ın karşısı ise 4 kök 3 olmuş olacak. Yani HC dediğimiz ifade bizim 4 birimmiş. Şimdi HC bizim 4 birimse BH'ımız bizim toplamda 16 idi. 16'dan 4'ü çıkarttığımız zaman buraya 12 birim kaldı. BH uzunluğumuz bizim 12 birim. Şuradaki uzunluğumuz toplamda bizim 12 birim. HC 4 ise dolayısıyla burası da 4 olmuş olacak. 12'den 4 çıkarttığımızda BC uzunluğuna bizim 8 santimetre kalmış oldu. Şimdi şuradan şöyle bir dikme çektiğimizde eşkenar üçgen olduğu için burası zaten 60 dereceydi. Burası 30 derece olacak. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı 6 olur. Dolayısıyla buraya ne kalmış oldu? 2 kalmış oldu. Toplamda 8 olduğu için. 60'ın karşısı ise 6 kök 3 olacak. Şimdi şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı uygularsam x kare eşittir 6 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi olmuş oldu. Buradan 6 kök 3'ün karesi 108 artı 4. Buradan 112 gelmiş olur. X dediğimiz ifade de 112 kökün içerisine alsak kök 112 şeklinde olmuş olacak. Buradan da ifadeyi sadeleştirdiğimizde 4 kök 7 olarak bulmuş oluruz. Sadece açıları tamamlayarak ve uzunlukları 30-60-90 üçgenlerine göre parçalayarak işlem yaptık. Şimdi 31. sorumuzda ise diyor ki bir ABC üçgenin iç açıları ile ilgili A açısı 36 derecelik bir açının tümleridir. Yani A artı 36 tümler dediğimiz ifade 90 dereceye eşitti. A artı 36 eşittir 90'mış. A buradan 54 derece gelmiş olur. B açısı 128 derecelik bir açının bütünleridir. Bütünler dediğimiz ifade 180'e eşitti. Yani B artı 128 eşittir 180'dir. B buradan 52 derece gelmiş olacak. ABC üçgeninde C açısının ölçüsü kaçtır diyor. A'mız 54, B'miz 52 artı C. Bir üçgenin iç açıları toplam 180 olduğu için eşittir 180 olmuş olur. Buradan da C eşittir 74 derece olarak bulmuş oluruz. Otuz ikinci sorumuzda ise pas şut çalışması yapan futbolcuların çalışma alanında anında çekilen fotoğraf şekildeki gibidir. Fotoğrafta A noktası kaleci, aynı çizgi üzerinde B, C noktalarında futbolcular ve D noktasında futbol topu bulunmaktadır. B ve C noktalarında bulunan futbolcuların A noktasındaki kaleci uzaklıkları sırasıyla 6 ve 8 birimdir demiş.
AB diktir AC'ye, AD diktir BC olmak üzere demiş. AB ve AC birbirine dik vermiş. AD ve BC'nin de yine birbirine dik olduğunu bahsetmiş. Olduğuna göre D noktasındaki topun C noktasındaki futbolcuya uzaklığı kaç birimdir diyor. Şimdi önce şu verilenleri bir yerine yerleştirdiğimizde A ile B arasındaki uzaklık ile A ile C arasındaki uzaklığı bize vermiş. 8 demiş. AB ile AC birbirine dikti. Yani şurası dik olmuş olacak. AD ile de BC birbirine dikti. Yani şu şekilde indiğimizde şurası da yine bir dikme olmuş olacak. Burası 6, 8, 10 üçgeninden buradaki ifademiz bizim 10 birim olmuş olacak. Şimdi burada BD ve DC arasındaki bağıntıya baktığımızda şurada bir benzerlik işlemi kurarak yapabiliriz. Mesela şuradaki uzunluklar zaten birbirine eşit. Şurası X ise burası da X olmuş olacak. Şurasına Y dersek burası 10 eksi Y olmuş olacak. Şuradaki açımıza alfa açısı diyelim. Şurası beta olmuş olsun. Burası 90 tamamlamak için beta ise burası da 90 tamamlamak için alfa olmuş olacak. Şimdi benzerlik kurduğumuzda alfanın karşısında AB üçgenin AB uzunluklu üçgene baktığımızda alfanın karşısında x var. 90'ın karşısında 6 var. Diğer tarafta AC uzunluklu üçgene baktığımızda alfanın karşısında 10 eksi y var. 90'ın karşısında ise 8 var. Diğer taraftan beta'ya göre baktığımızda beta'nın karşısında y var ve 90'ın karşısında 6 var. Beta'nın karşısında x var. 90'ın karşısında 8 var. Buradan sadeleştirdiğimizde 3x eşittir 4y olur. X gördüğümüz yere 4k, y gördüğümüz yere de 3k yazabiliriz. Buradan da x gördüğümüz yere 4k yazarsak 4k bölü 6 eşittir. Y yerine 3k yazdığımızda 10 eksi 3k bölü 8 olmuş olacak. Yine burayı düzenlediğimizde 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 4. İşler dışlar çarpımı yaparsak 16k eşittir 30 eksi 9k, 25k eşittir 30, k eşittir 30 bölü 25 olacak. Buradan da sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5 gelmiş olur. Yani k dediğimiz ifade 6 bölü 5'miş. Bize D'nin C'ye olan uzaklığından bahsediyordu. D'nin C'ye olan uzaklığı 10 eksi Y idi. Y'miz bizim 3K idi. 10 eksi 3K. O da 10 eksi K yerine 6 bölü 5 yazdığımızda 3 çarpı 6'dan 18 bölü 5 olacak. Buradan 50'den 18 çıkarttığımızda 32 bölü 5. Burayı da sadeleştirdiğimizde 6.4 olarak bulmuş oluruz. Sadece benzerlik kurarak şuraya diyelim ki İşte E noktası olsun, şurası da F noktası olmuş olsun. ABE üçgeni ile ACF üçgeni arasında benzerlikleri kurduk. BD ve DC arasındaki uzaklığı bir türden yazabilmek için bulduğumuz o benzerliğe göre de DC uzunluğunu çekmiş olduk. Şimdi 33. sorumuzda ise diyor ki bir kenar uzunluğu 24 cm olan ABCD karesi biçimdeki kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü sarıdır. EC eşittir 14 cm olacak biçimde DC üzerinde seçilen bir E noktası için karton EA boyunca kesiliyor ve kesilen küçük parça ters çevrilip D ve B'de çakışacak biçimde kalan kartonun üzerine yapıştırılıyor. Buna göre şekil 2'deki mavi dörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi başlangıçta ABCD'yi bize bir kare olarak vermişti ve bütün uzunluklar 24'tü. 24 ise burası 14 ise 24'ten 14 çıkarttığımız zaman 10, burası 24. 3, 4, 5, 12, 13 üçgenin katlarında 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katından AE uzunluğumuz bizim 26 santimetre olmuş olacak. Şimdi baktığımızda AE'yi 26 santimetre olarak bulmuştuk. EC'miz 14'tü. Diyor ki ADE üçgenini ABE üçgenine katlamış. Dolayısıyla AD uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit olacak. Burası 24.
DE uzunluğu da EE uzunluğu birbirine eşit olmuş olacak. Burası da 10 olmuş olacak. 24'ten çıkartmak için burası yine 14 olur. Buradan 5, 12, 13 üçgen katlarından 10, 24, 26 olmuş olacak. Mavi boyalı bölgenin çevresi 26 artı 14 artı 26 artı 14'ten 80 olarak bulmuş oluruz. Şuradaki üçgenle, şuradaki üçgen eş çünkü katlayıp oraya yapıştırmış. AB uzunluğu AD uzunluğuna, ED uzunluğu da EB uzunluğuna eşit olmuş olacak. Ondan sonra oradaki o uzun parçaları AE'yi ve AE uzunluklarını da 5, 12, 13 üçgeninden 26 bulmuş olduk. Çevremizde 80 birim olarak bulmuş olduk. 34. sorumuza devam edersek, ABCD dikdörtgeni A ve C köşelerinden KL ve MN boyunca katlandığında A köşesi A üssü noktasına, C köşesi ise C üssü noktasına geliyor. AB 23, AD 40, AK ve AL 10, CM ve CN 6 cm olduğuna göre A üstü C üstü yani X kaç cm'dir demiş. Şimdi baktığımızda bize AB'yi 23 olarak vermişti. AB'miz 23 ise burası 10 ise buraya 13 kalmış olacak. AB ve DC birbirine eşittir. Burası bir dikdörtgen olduğu için 23'den 6'yı çıkarttığımızda DC uzunluğumuz ise bizim DM uzunluğumuz ise 17 olmuş olacak. AD'yi bize 40 cm olarak vermişti. 40'tan 10 çıktığı zaman DK uzunluğumuz 30. Dikdörtgen olduğu için BC uzunluğumuz da 40'tan 6'yı çıkarttığımız zaman burası ise 24, 34 olmuş olacak. Şimdi artık ikinci şekle geldiğimiz zaman buradaki uzunluğumuz bizim X'i bulabilmek için bir dik üçgen oluşturduğumuzda şöyle bir dik üçgen elde ettiğimizde burası 6 idi. Burası da 6 olmuş olacak. Şimdi şurası 6, burası da 6, burası 10, burası 6. Toplam uzunluğumuz bizim BC uzunluğumuz 40'tı. 40'tan 16'ya çıkarttığımızda demek ki N ve şuradaki uzunluğa H dersek NH uzunluğumuz bizim 24 olmuş olacak. Şimdi şuraya baktığımızda buradaki uzunluğumuz burası 6 idi. Bize BL arasını 13 olarak vermişti. 6 ise burası 7 olmuş olacak. Aslında 7, 24, 25 şeklinde bir üçgen olmuş oldu. Şuradaki uzunluğumuz 7. Çünkü toplam uzunluğumuz 13'tü. 13'ten 6 çıkartırsak buradaki AF noktamız bizim 7 olmuş oldu. Burayı da 40'tan 16 çıkarttığımızda NH'ı 24 olarak bulmuştuk. 7, 24, 25 üçgeninden X uzunluğumuz bizim 25 olarak bulmuş oluruz. Diyor ki 35. soruda Ayşe öğretmen bir problemin adımlarını aşağıdaki biçimde veriyor. Çapının uç noktaları A ve B olan O merkezli bir yarım çember çiziniz. OAC eşkenar üçgen olacak biçimde yarım çember yayı üzerinde bir C noktası işaretleyiniz. AC yayı üzerindeki bir K noktası için CKB açısının ölçüsünü hesaplayınız diyor. Şimdi sırasıyla öğretmenin dediklerini uyguladığımızda diyor ki A ve B çapın uç noktaları A ve B olan O merkezli bir yarım çember. Şimdi şöyle bir yarım çember çizelim. A ve B noktaları olmuş olacak ve O merkezli bir yarım çember oldu. O AOC eşkenar üçgen olacak biçimde bir yarım çember yayı üzerinde bir C noktası işaretleyin demiş. 60 derece olacaksa yani dikten daha küçük olacak. Şuraya bir C noktası işaretleyelim. C noktası işaretlediğimizde yani şöyle bir AOC üçgeni var. Buralar 60 derece olmuş olacak. Şimdi merkezden gören açı yayı aynı derece eşit olduğu için AC yayımız da bizim 60 derece olmuş olur dolayısıyla. O yüzden CB yayımız da 180'den 60 çıkarttığımızda 120 derece olmuş olacak. Diyor ki bu AC yayının üzerinde bir K noktası işaretleyin. Diyelim şurada bir K noktası işaretledik ve bu K noktası için CKB yayı, CKB yayımız şey CKB açısının ölçüsünü bahsediyor. Yani şuradaki açıdan bahsediyoruz. Şuradaki alfa açısı. Ve bu alfa açısının gördüğü yay zaten neresi? Şuradaki 120 derecelik açı. Şimdi K açısı eğer çemberde köşeden gelen açı
gördüğü yay iki katı oluyordu. Biz buradaki açı alfa dersek 2 alfa eşittir 120 derece olmuş olacak. Alfa eşittir buradan 60 derece olarak bulmuş oluruz. Köşeden gelen açının gördüğü yay iki katıydı. Açıya biz alfa dersek ki şurada CKB üçgeni oluşturduğumuzda şuradaki alfa açısını gördüğü yay şuradaki 120 derecelik yay olmuş olacak zaten. 2 alfa eşittir 120 ise alfa oradan 60 derece olarak bulmuş oluruz. 36. sorumuzda ise O merkezli çeyrek daire B köşesinden CD boyunca katlandığında B noktası O noktası üzerine geliyor. CD ve OB birbirine dik, AO eşittir 12 cm yani yarıçapı 12 cm olduğuna göre katlama yapıldıktan sonra oluşan taralı bölgenin alanı kaç cm karedir diyor. Şimdi buraya baktığımızda yukarıyı aşağısına katladığında alanlar şuradaki alanımız A ise buradaki alanımız da yine A olmuş olacak. Şuradan O'dan D'ye yine bir yarıçap çizimimizde burası 12 cm olmuş olur. O'dan D'ye yine bir yarıçap çizimimizde burası 12 idi. Dolayısıyla OD ile BD uzunluğu yine birbirine eşit olmuş olacak. Burası da 12 cm olmuş olur. Alanlar birbirine eşit olduğundan dolayı. OB'miz de yarıçap olduğu için 12 cm oldu. Burada 12, 12, 12 olacak şekilde bir eşkenar üçgen meydana gelmiş oldu. Yani şuradaki açımız bizim 60 dereceymiş. Şimdi şuradaki daire diliminin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkarttığımızda şu parçayı bulmuş oluruz. Sadece ağalık olan kısmı bulmuş oluruz. OBD daire diliminin alanından OCD üçgeninin alanını çıkarttığımızda bizim CBD'lik olan kısmın alanı kalmış olacak. Şimdi burası 90, şuraya 60'tı. Şurası 90, şurası 30 derece kalmış oldu. Şurası 30 derece. 60'ı 90 karşısı 12 ise 90'ın 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı ise 6 kök 3'tür. Şimdi OBD daire diliminin alanına baktığımızda pi çarpı r'nin karesi çarpı 60 derecelik daire dilimi olduğu için 60 bölü 360 olmuş olacak. Buradan da sadeleştirdiğimizde 24 pi gelmiş olur. Demek ki BOD daire diliminin alanı 24 pi'miş. Şimdi şuradaki OCD üçgenini alanını çıkartırsak, OCD üçgeni alanında dik kenarları 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den 18 kök 3 gelmiş olacak. Yani şuradaki üçgenin alanında 18 kök 3'müş. Şimdi A'yı bulur, buradaki üçgeni bulduğumuzda, şu CBD'yi bulduğumuzda alan CBD, burası tümümüz 24 pi'ydi. Eksi üçgenin alanı 18 kök 3'tü. Yani sadece şuradaki parçanın alanını bulmuş olduk. Şuradaki parçanın alanı 24 pi eksi 18 kök 3'tü. Dolayısıyla burası da onun aynısıydı. Burası da 24 pi eksi 18 kök 3 olacak. Yani 48 pi eksi 36 kök 3 olmuş oldu. Sadece şuradaki alana baktığımızda şöyle çizersek şuradaki alanımız bizim 48 pi eksi 36 kök 3'müş. Bu çeyrek çemberin alanından bu bulduğumuz alanı çıkarttığımızda ise şuradaki taralı alan kalmış olacak. Çeyrek çemberin alanı da pi çarpı 12'nin karesi çarpı çeyrek çember olduğu için 1 bölü 4 olmuş olur. 144'ü 4'e böldüğümüz zaman buradan da 36 pi gelmiş olacak. Tüm alandan bu bulduğumuz alanı çıkarttığımızda geriye kalan alan bizim bu en sondaki T'lik alanımız olmuş olacak. Buradan da 36 kök 3 eksi 12 pi olarak bulmuş oluruz. Yani B şıkkı olmuş olacak. Otuzuncu sorumuza geldiğimizde ise koordinat düzleminde ABCD ve BEFG kareleri verilmiştir. Alan BEFG bölü alan ABCD 1 bölü 4 olduğuna göre DF doğrusunun eğimi kaç birimdir diyor. Şimdi diyelim ki alan BEF'imize A dersek
Alan ABCD'miz ise 1 bölü 4 olduğu için 4A olmuş olacak. Yani şuradaki uzunluğumuz bizim K olmuş olsun. Şuradaki uzunluğumuz ise M olmuş olsun. Şimdi alan BEFG'ye baktığımızda kare olduğu için K kare eşittir A olmuş olur. K eşittir buradan kök A olmuş olacak. Yani şuradaki uzunluğumuz bizim kök A'ymış. ABCD'nin alana baktığımızda M çarpı M'den M kare eşittir. O da 4A olmuş olacak. M eşittir buradan 2 kök A olmuş olur. Demek ki ABCD karesinin bir kenarda 2 kök A'ymış. Şimdi şuradan şu şekilde doğruyu çizdiğimizde burası kök A. Tamam 2 kök A ise kök A'ya kök A olarak kalmış olur. Yani şuradaki uzunluğumuz bizim kök A. CG uzunluğumuz ise bizim DC uzunluğumuz 2 kök A'ydı. Şurayı tamamladığımızda ise burası da kök A olmuş olacak. Şimdi artık şöyle bir ifade var elimizde. Burası kök A, 2 kök A, kök A daha burası 3 kök A olmuş olacak. Buradaki açıya da alfa dersek, eğim bize tanjant alfayı veriyordu. Şuradaki açı alfa dediğimizde. Tanjant alfa, karşı bölü komşudan karşısı kök A, komşusu 3 kök A olmuş olacak. Buradan 1 bölü 3 olacak. Yalnız açımız bizim negatif yönde bir açı olduğu için eğimimiz eksi 1 bölü 3 şeklinde olmuş olur. Sekizinci sorumuzda ise bir etkinlik yapmak isteyen Süleyman öğretmen tahtaya iki öğrencisini çıkarıyor ve bu öğrencinin aşağıdaki komutları yerine getirmesini istiyor. Aile, aile sen dik koordinat sistemini çiz, y ekseni üzerinde ordinatı 4 olan noktayı işaretle. Cemil ise sen de ailen işaretlediği noktayı merkez kabul eden yarıçapı 5 birim olan bir çember çiz diyor. Ve öğrencilerine şu soruyu soruyor. Bu çemberin x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi şeklimizi oluşturursak, önce diyordu ki Ayla'ya dik koordinat sistemini çiz ve y ekseni üzerinde ordinatı 4 olan bir noktayı işaretle. Şu şekilde bir dik koordinat sistemi çizelim. Y noktası üzerinde 4'ü işaretledik. Ayla'nın yapacağı işlem bu kadardı. Ve daha sonra diyor ki, Cemile de ailenin işaretlediği noktayı merkez kabul eden yarıçapı 5 birim olan bir çember çiz diyor. Şimdi yarıçapı 5 birim olacaksa burası merkez ise 5 birim yukarı doğru gidersem 4'e 5 eklersem burası 9 olacak. 4 birim aşağıya doğru gelirsek burası eksi 1 olmuş olur. Yani şu şekilde bir çember çizmemizi istiyor. Dolayısıyla burası merkez ise köşeleri olan uzaklıklar birbirine eşittir. Ve yarıçapımız bizim 5 birimdi. Burası şöyle baktığımızda şurası 4 birim, burası 5 birimse 3, 4, 5 üçgeninden 3'e 3 olmuş olacak. İki nokta arasındaki uzaklık da 3, 3 daha 6 birim olarak bulmuş oluruz. Şimdi 39. sorumuzda ise diyor ki taban dairesinin yarıçapı R, yüksekliği H olan dik dairesel koninin hacmi 1 bölü 3 pi r kare çarpı h formülü hesaplanıyor. Bize bir normal dik dairesel yani bir koninin hacmini bulma formülünü vermiş. Aşağıdaki şekil içinde 135 litre su olan dik dairesel koninin üst kısmında verilen içi dolu dik dairesel koninin taban dairesinin yarıçapı ve yüksekliği içi tamamen su ile dolu olan koninin 1 bölü 3'ü kadardır. Şimdi verilenleri buraya yerleştirdiğimizde bize diyor ki buradaki küçük koni, aşağıdaki büyük koninin yarıçapı ve yüksekliği 1 bölü 3'müş. Bunun yüksekliğini 3H dersek, o zaman bunun yüksekliği 1 bölü 3 ise H olacak. Bunun yarıçapına 3R dersek, bunun yarıçapı 1 bölü 3 olduğu için, kadar olduğu için R olmuş olacak. Şimdi büyük koninin hacmine geldiğimizde, büyük koninin hacmi 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R kare. 3R'nin karesi çarpı h, 3h, o da eşittir 135 olarak vermiş bize. Buradan düzenlediğimizde 3'ler birbirini götürmüş olsun. Pi çarpı 3'ün karesinden 9r kare çarpı h eşittir
135 olmuş olacak. Pi çarpı r kare çarpı h, 135'i 9 ile sadeleştirdiğimiz zaman burada 135 bölü 9 gelmiş olur. Burayı da sadeleştirdiğimiz zaman 3'e bölsek 45 bölü 3, buradan da 15 gelmiş olacak. Demek ki pi çarpı r kare çarpı h dediğimiz ifade 15'e eşitmiş. Şimdi bize diyor ki bu yukarıdaki küçük koniyi büyük koni içerisine daldırdığımızda ne kadar su taşar diyor. Zaten aşağıdaki koni tamamıyla dolu olduğu için kendi hacmi kadar su taşırmış olacak. Dolayısıyla buranın hacmini bulduğumuz zaman küçük koninin hacmi ise 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r'miz r, r kare çarpı yüksekliğimiz h. Buradan da 1 bölü 3 çarpı pi r kare çarpı h'ı 15 bulmuştuk. Buradan da 15 bölü 3'ten 5 olarak bulmuş oluruz. Demek ki 5 litre kadar bir su taşırmış olur. Şimdi 40. sorumuzda ise 6 adet birim küp kullanılarak L harfi oluşturulmuştur. Buna göre AB kaç birimdir diyor. Şimdi AB uzunluğunu bulabilmek için burada bir dik üçgen elde ettiğimizde, diyelim ki şöyle bir dik üçgen elde etmiş olalım. Şöyle bir diklik elde edeceğiz. Böyle bir diklik elde ettiğimizde şuradaki uzunluğa x dersek AB x'i bulmuş oluruz. Şimdi şuraya da biz C noktası dersek AC uzunluğumuz bizim zaten 3 birim. CB uzunluğuna baktığımızda burası 2, burası 1. CB uzunluğumuz ise CB'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesinden. CB'nin karesi eşittir 5 olmuş olur. CB uzunluğumuz ise kök 5 olmuş olacak. Yani şuradaki uzunluğumuz ise kök 5'miş. Bir dik üçgen oluşturduk. Bu dik üçgeni de A'dan C'ye bir uzunluk indirdik. Burası 3 birim. C ile B arasındaki dik uzunluğumuz ise şuralar yine birleşme noktaları olduğu için dik olacağı için. Buradan da 1, 2 olan kenar uzunlukları ve hipotenüsü kök 5 olan bir dik üçgen elde etmiş olduk. Şimdi ACB üçgenine bakarsam x kare eşittir 3'ün karesi artı kök 5'in karesi olmuş olacak. 9 artı 5'ten x kare eşittir 14, x eşittir buradan kök 14 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.